Ve Türkiye Eylül ayının son haftasına bir yaz havası içinde girmiş oldu. Mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyrediyor efendim sıcaklıklar. Peki bakacağız bu sıcaklıklar ne zaman normale dönecek? Yağışla ilgili biliyorsunuz bir sıkıntımız var, kuraklık sıkıntımız var. Acaba yağış var mı? Hemen bakacağız. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel karşımda. Hüseyin merhaba, iyi haftalar diliyorum merhaba. Öncelikle. Hepimize Meltem teşekkürler. Nasıl bir hafta bekliyor bizi? Hava durumu nasıl olacak önümüzdeki günlerde bu hafta? Bu hafta biraz sonbahara geçiş var Meltem. Ama bir değişim nasıl ki sancılarıyla gelir, bir şey değiştirmek zordur. Mevsim değişirken bazı aksaklıklar da yaşanacak gibi duruyor. Özellikle İstanbul ve Marmara bölgesinde bugünlerde esen kuvvetli Poyraz, rüzgar geri döndü. Bu konu var. Bir de bugünün yağışlarını görelim hemen. Biraz yağmurlu bir haftaya başlıyoruz. Şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsünü görüyoruz. Bir Türkiye haritası geldi. Bu harita üzerinde yeşil alanlar Doğu ve Güneydoğu görüyorsunuz. Ve Batı Karadeniz açıkları, deniz açıkları yeşil alanlar. Buralar yağmur alıyor. Zaman zaman yağmurun kuvvetlendiği bölgeler var. Kuş, Bitlis gibi, Iğdır, Kars arası gibi Doğu Anadolu. Şimdi İstanbul'daysa, Batı'da, Doğu'da böyle ama yağmur geçişleri var ama Marmara'daysa yağmursuz ama çok kuvvetli rüzgarlı bir hava içindeyiz. Yarın da bu rüzgar salı günü de böyle kuvvetli esecek gibi duruyor. Özellikle pazartesi salı bugün iki gün rüzgar böyle 70-80 kilometrelere zaman zaman bazı saniyelerde 10-15 saniyeliğine de olsa kısa süreli çıkıyor. Bu 80 kilometre tehlikeli ve bir fırtına uyarısı yapmayı gerektirecek bir durum. Çarşamba günü öğlen rüzgarın biraz sakinlemesi bekliyoruz. Bu konu tabii ulaşımı da biraz etkiliyor. Deniz üzerinde Marmara Denizi'ndeki dalgalar, şehirler arası deniz yolculuklarını heyecanlı kılabilir. Ama 100 kilometre, 120 kilometre gibi daha da artık yola çıkmamak lazım seviyesine ulaşmıyor. Onu söyleyelim. Yağmur konusunda hızlıca toplayalım Meltem. Gelecek 5 günde Türkiye'de bir miktar yağmur var gerçekten, tahminler gerçekleşirse tabii. Ama batımızda Yunanistan üzerinde bakın gelen harita toplam yağmurun 5 günde ne kadar birikim yapabileceğini tahminle. Sarı yerler 50 milimetre ve üzeri Yunanistan, Atina çevresinde 5 gün içinde yine kuvvetli yağışlar var. Bu biraz daha aşar o tahminle. İstanbul ve Marmara'da ve Ege'de de açık yeşil renklerde 10 milimetre yani belki İstanbul'un 2 günlük suyu gibi düşünebilirsiniz. Bir yağmur birikimi var. Bu tabii 5 günlük bir harita. Ve ilk yağmurlar aslında sonbaharın hem havasının serinlemesiyle gelen ilk yağmurlar. Bir de 10 günlük tahminler de var tabii meteorolojide. Bir de onlara bakalım. 10 günlük meteoroloji yağış tahminlerinde ise bakın haritaya, Türkiye haritası ne renge döndü. Doğu Karadeniz'de özellikle tehlikeli yağışlar var ama epey bir fark etti değil mi? Yani Türkiye'nin Orta Anadolu, Konya çevresi hariç her yerin ıslanacağını öngörüyor tahminler 10 gün içerisinde. Belki bu hafta bazı yerler ıskalayacak, çok da bir şey yok ama gelecek hafta buna ciddi bir katılım var. Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Marmara'da, İstanbul'da belki bir 40 milimetre yağmur birikebilir gelecek hafta. Bu çok iyi bir sayı. Son zamanlarda sıfır olduğu için 40-0'dan büyük tabii ama özellikle biz bunun fırtına ile birlikte dolu yağış gibi yani ekstrem dediğimiz yerlere ulaşır mı kısmını da incelemeye çalışıyoruz. İstanbul'da şimdilik bir afet, bir tehlike yok. Bu yağmurlar zamanla düşecek. Birden bir gecede değil. Ama Perşembe günü efendim Ege bölgesini biraz bir dikkat etmek lazım. Dolu yağar mı? Dolu oluşturabilir. Manisa, Uşak, Kütahya, Bursa, Isparta bunları takip edeceğiz. Aktarabildiğimizi aktaracağız Meltem. Bir de benim bulunduğum yerde şu an kuvvetli bir rüzgar var. Ses geliştiriyorsa özür dilerim izleyicilerden ama bu rüzgar böyle sürüyor İstanbul'da. Yarın da sürüyor, onu hatırlatalım. Sabah belki toplu taşımayı kullanmak trafiği rahatlatabilir. Uçuşan cisimlere dikkat etmek lazım. İnşaat iskeleleri, esnaf tabelaları gibi. Bunu söyledikten sonra iyi bir hafta dilerim tekrar. Sorun yoksa tahminler bu şekilde. Bir sorum olacak bir de, Hüseyin aslında. Tabii. Çünkü biliyorum sen de doğaya karşı çok duyarlısın. Şimdi susuzluk, kuraklık bunlar çok önemli başlıklar. Ben de özellikle takip etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki günlerde bir yağış bekleniyor dedin. Şimdi biz bu mililitrelerden, milimetrelerden ben çok anlamıyorum açıkçası ama bunlar bizim susuzluk sıkıntımızı çözebilecek seviyede olacak mı? Önümüzdeki dönemlerde yani bu kuraklık sıkıntısı bekliyor bizi. Çünkü oldukça kurak günleri geride bıraktık aslında tüm Türkiye'ye baktığımızda. Bu yağışlar yeterli olacak mı? Barajlarımızın o seviyelere, eski seviyelerine dönmesine katkısı olacak mı?
Bunu çok taraflı düşünebilirsek ve hızlıca şöyle aktarabiliriz. Türkiye'de en fazla suyu Marmara bölgesi harcıyor, tüketiyor İstanbul. Bizim yağmurlarımızın normale göre, ortalamalara göre 1,5-2 kat artmış olması gerekir ki biz aslında İstanbul'da mesela 20 milyonluk bir talebe arz yaratabilelim, üretebilelim. Şimdiki su seviyeleri barajlarda çok düşük. İlk bu 10 milimetre bizim kabaca söyledim ama 2 günlük yağmurumuz, 2 günlük suyumuz gibi oluyor. 3 günlük belki. Şimdi bu hafta öyle azıcık bir şey gelecek. Hiçbir yüzdeleri oynatmaz. Bir sonraki hafta gelecek yağmurlarla bazı barajlara özellikle katkı olacaktır. Ekim ayının 6. 7. 8. günlerini bir görelim. Çok kurak geçmeyecek Ekim. Ama buna çok uzun süreli yağışlara ihtiyaç var Meltem. Hemen bir katkı görmeyeceğiz. Evet. Bir de katkının öyle bir olması lazım ki yani tekrarlayalım, su kullanımı çok yüksek. Onu o zaman ama o kadar yağarsa da şehir selleri oluyor bu sefer. Yani nereden baksanız bir dengesiz denklem söz konusu Meltem. Yani bunun talebi karşılayacak seviyede bir yağmur olmayacağı için bizim artık tüketimimizde, kullanımımızda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu da söylemek istiyorum, ben de izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bu sadece hani yıkadığımız bulaşıkla, bunlara dikkat ederek değil, o araba yıkayanları görüyorum ben hala sokaklarda. Gerçekten çok büyük bir su kaybı oluyor. Hani bu tip konulara da dikkat etmek lazım. Bu vesileyle bu mesajımızı da verelim. Hüseyin, senin de çok duyarlı olduğunu biliyorum doğaya. O yüzden bunu da söylemek istedim. Sen eklemek istediklerin varsa. Tabii ya, büyük şehirde yaşamak zor Meltem. Hep birlikte madem burada yaşamak istiyoruz, bazı şeyleri artık yapmamız lazım gerçekten. Yani burada yaşamanın lüksü, lüks değil bu artık. Bu bir zorunluluğa dönüştü. Büyük şehirlerin hepsinde insan daha dikkatli yaşamalı. Umarız biz de, ben de kendi dikkatimi, sen zaten öylesin, artırarak geleceği görürüz. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkürler. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel tüm haftayı bize anlattı. Biraz rüzgarlı, biraz yağışlı bir hafta bizi bekliyor efendim.